Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere muadil parfüm nedir ondan bahsedeceğim Ayrıca beğendiğim 15 tane kurumsal ve butik muadil firmasından ve bunların üretmiş olduğu kokulardan bahsedeceğim sizlere Muadil parfüm orijinal parfüm kokusunun aynısını taşıyan ancak daha uygun fiyatlı bir parfümdür. Muadil parfümler genellikle orijinal parfümlerin aynı esanslarını ya da benzerlerini kullanılarak üretilmektedirler. Açık parfüm terimi basitçe mevcut markaların en beğenilen kokularının diğer açık parfüm firmaları tarafından gerekli kalite standartları göz önünde bulundurularak insan sağlığına uygun ve sıkı denetimlerin ardından yeniden üretilmesi ve müşteriye daha uygun fiyata sunulmasıdır diyebiliriz. Nasıl ki ilaç sektöründe bir ilaç farklı firmalar tarafından Aynı etken madde kullanılarak üretiliyorsa muadil parfüm için de aynısını söyleyebiliriz. Peki orijinal parfümlerle muadil parfümler arasındaki fark nedir? Kısaca buna değinelim. Muadil parfümler orijinal parfümlere göre genellikle daha uygun fiyatlıdırlar. Ancak muadil parfümlerin kokuları orijinal parfümlerin kokularıyla tamamen aynı olmayabilir. Açık parfüm almak mantıklı bir tercih midir diye soracak olursanız eğer bana Kesinlikle mantıklı bir tercihtir diye düşünüyorum. Açık parfüm üreticilerinin hedefinde aynı esansların ve maddelerin kullanılarak piyasadaki parfümlerin muadillerini oluşturmak, böylece marka parfümlerin farklı aşamalardaki maliyetlerini azaltarak tüketiciye daha uygun fiyatla benzer kokuyu sağlamaktır. Uygun fiyata kaliteli parfüm kullanmak isteyen kişiler bu açık parfüm firmalarını deneyebilirler arkadaşlar. Açık parfümlerin sitelerinde gerekli yasal izinleri rahatlıkla bulabilirsiniz ama imkanınız varsa elinizde birkaç şişe orijinal parfüm bulundurmanızı tavsiye ederim. Muadil parfümlerin kalıcılıkları orijinal parfümlerden farklılık gösterebilirler. Ben daha kalıcı olanlarını da gördüm, hiç kalmayanlarını da. Evet, kalıcılık konusuna gelmişken ülkemizdeki parfüm kullanımındaki en çok sorulan sorulardan bir tanesi parfümün kalıcılığı arkadaşlar. Bu parfümü aldım. 10 saat, 12 saat kalıcılığı olur mu? 24 saat kalır mı? 48 saat kalır mı? bazı dükkanlarda görürsünüz. 3 gün kalıcı parfüm. Parfümün kalıcılığı mı, koku kalitesi mi diye tartışmak isterim sizinle ama onu ayrı bir videoya saklamak istiyorum. Kısaca bahsetmem gerekirse parfümün kalıcılığından ziyade parfümdeki notaların geçişleri ve hissedilirliğinin güzel olması benim daha çok tercih edeceğim şeylerden bir tanesidir. Evet, muadil parfüm seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Instagram sayfalarına girdiğinizde Altında kullanıcıların yorumlarını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Olumlu yorumları da bulabilirsiniz, olumsuz yorumları da. Çoğu firma zaten hiçbir yorumunu silmiyor. Diğer kullanıcıların yorumları muadil parfüm seçiminde size çok yol gösterecek şeylerden bir tanesidir. Bunu nereden inceleyebilirim diye sorarsanız Facebook'ta bir grup var. Facebook kullanılanlarınız belki çok kalmamıştır aranızda ama sırf bu iki sayfa için bile Facebook'a girmeye değer diye düşünüyorum ben. Facebook'ta iki sayfa var arkadaşlar. Muadil parfüm kullanıcıları bir de muadil parfüm müdavimleri diye. Ben ikisine de üyeyim orada. Almayı düşündüğünüz parfümü ve firmayı yazdığınızda size kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde geri dönüş yapılmaktadır bu sayfalarda. İki sayfayı da takip etmenizi öneririm. Muadil parfümleri alırken çoğu firmanın tester boyları var. Minik, 3 milimlik, 5 milimlik satışları var. Bunlardan edinip o parfümler hakkında fikir edinmenizi sağlayabilirsiniz. Muadil parfümler o kadar çok artmaya başladı ki Türkiye'de. Her gün yeni bir firma çıkıyor. Bana sürekli mesajlar yazıyorsunuz DM'den. Ama ben çoğuna yetişemiyorum. Bugün size bahsedeceğim 15 tane muadil firma. Hepsini de denedim ve çoğunlukla alışveriş yaptığım yerler. Bunlardan hangi kokular hoşuma gittiyse onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk olarak bahsetmek istediğim muadil firma. Ha bu arada bu firmalardan bahsederken size e, kesinlikle herhangi bir genel beğeni ya da bir şey sıralaması yoktur ilk muadil firma hariç diğer hepsi tamamen rastgele seçtiğim bir sıralamayla gitmiştir. Hani ilk sırada bunu söyledi veya son sırada bunu söyledi gibi ilk sırada söylediğimin koku kalitesi güzel, son sırada söylediğimin kötü olarak algılanmasını kesinlikle istemiyorum. Bunu bilin. Notlarıma bakıyorum hemen şöyle neler varmış. Evet bugün 15 muadil firmadan bahsedeyim söylemiştim size. Bu 15 firmanın Instagram adresleri, web siteleri varsa web siteleri, satışlarını nereden yaptıkları, bunlarla ilgili kısa bilgilere yer vereceğim bugün. Notlarımı da arada bir bakmam gerekiyor çünkü 15 firma yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum sizlere arkadaşlar. Evet, ilk olarak bahsedeceğim firma çoğunuzun bildiği gibi muadil parfüm dünyasına girmemi sağlayan Masent firması olacaktır arkadaşlar. Mehmet Vahit Gözoğlu Bey'in Bursa'da kurmuş olduğu Masent firması tanıtacağım ilk muadil parfüm evimiz. Masent firması Instagram ve web sitesi üzerinden hizmet vermektedir arkadaşlar. Instagram adresini ve web sitesini videonun altına yazacağım ben. Instagram sayfalarına geldiğimizde mağazalar, kolektör serisi, parfümlerle ilgili genel bilgiler görünmekte şu anda. Evet, koku sanatının ilk adımı, parfüm kelimesinin kökeni. Parfümle ilgili bilgiler bulunmakta. Parfümlere tıkladığımızda ise parfümler hakkında yine kısa bilgiler, cinsiyeti, en yoğun hissedilen notalar, genel beğenilirlik, kalıcılık, yayılım, hangi mevsimlere uygun olduğu ve hangi parfüme benzediği ve kimlerin sevebileceğine değinilmiş. Gayet detaylı bir açıklama olmuş sitelerinde. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi siyah şişeler var, beyaz şişeler var. Oda spreyleri mevcut. Paçuli benim en sevdiğim, evet. Notamızın ismi Paçili. En sevdiğim kokulardan bir tanesidir. Evet notlarıma bakarak söyleyeceğim bu kısmı arkadaşlar size. Satış mağazaları Adana, Ankara. Ankara'da Bahçeli 5. Beşinci... Cadde... Ankara'da Bahçeli'de 5. caddenin sonunda bulunmaktadır arkadaşlar. Ben de sıklıkla mutlaka ziyaret ettiğim yerlerden bir tanesidir kendisi. Ankara dedik Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Yalova'da satış mağazaları masantin bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun yanında Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon'da da bayilikleri bulunmaktadır. Ee, bu bayiliklerden ilginç olan bir şey var. Ee, bayilerin hepsi eczaneler arkadaşlar. Değişik. Web sitelerine girdiğimizde ise bizim neler karşılığı? Hadi bir bakalım. Web sitesi Gördüğünüz gibi doldu dolu arkadaşlar. Ürünler, kadın parfümleri, erkek parfümleri, niş parfümler, kolektör parfümler, krem parfümler, krem parfümler hakkında bir videom vardı. Ona bakabilirsiniz. Koku ailesine göre sınıflandırmışlar parfümleri. Güzel olmuş. Ambiyans kokuları var burada, araç kokuları, kolonyalar, mumlu kokular, ayın ürünleri, outlet ürünleri, orijinal orijinal parfümler diyor. Şaşırtıcı. Ayın ürünlerine tıkladığımızda Evet, Lunarosa Black 290 TL'ye düşmüş. 135 lirayla beraber. Bakalım neler varmış başka burada. Niş parfümler, outlet ürünler dedik. Outlet'te neler varmış bakalım be. Büyük ihtimalle firmanın bir daha üretmeyeceği parfümler diye düşünüyorum bunları. Orijinal parfümler. Site'de orijinal parfüm satışı var arkadaşlar. Şaşırtıcı bir şey. Evet. Burası değerlendirebilir. Bana çok kişi soruyor. Orijinal parfümlerden alabiliriz diye. Burası olabilir arkadaşlar yani. John Varvatos Artisan çok soruluyordu bu parfüm zamanında bana. Zerzov bile var sayfada. Kadın parfümlerine neler varmış? hem de şöyle bir kabaca fiyatlarına falan bakmış oluruz. 175 lirayla 390 lira arasında değişiyor fiyatları. 175 olan büyük ihtimalle 30 ml'lik boyu 390 olan da 50 ml'lik boyudur diye tahmin ediyorum. Erkek parfümlerine geldiğimizde Gio Profumular, Fahri Blue Parfüm, Gio Men. Sayfa tasarımı gayet güzel olmuş. Açıklayıcı. Niş parfümlere gelelim. Onların fiyatları nasılmış? Onlar da 175 ila 390 TL arasında değişmektedir. Oh, Hypnotic poison diyor. Bald Afrika diyor. Evet C serisi. C serisi parfümleri Masent'in pahalı arkadaşlar. Bunlarda kullanılan esanslar birazcık daha farklı diye biliyorum ben. Fiyatları gördüğünüz gibi 320 lira ila 790 TL arasında değişiyor. 690 lira olanlar var. Evet bakalım başka. C serisinde çok değişik parfümler bulabilirsiniz burada. Kullanıcı yorumlarını da görebiliyorsunuz. Kimi 5 yıldız almış, kimi 4 yıldız almış. C serisi, kolektör serisi geçiyor. Krem parfümler var yine sayfada. Eskiden bu kadar çeşit yoktu ben en son baktığımda. Şimdi bayağı bir çoğalmış. Güzel. Şu an gözüme bir iki tane kestirdim ben arkadaşlar. Bambular, Oda spreyleri, Yağmur sonrası'nı ben çok seviyorum buradan. Yine Haziran aynı şekilde arkadaşlar. Araba kokuları, araba kokularında da yağmur sonrası olması lazım da. Aynen öyle bak. Orada duruyor. 40 liraymış. 8 ml ve kolonyalar. Mumlar. Mumlardan hangisini almıştım ben? Mumlardan da aldım bir tane. Şöyle bir bakayım bir. English Peer olması lazım aldım. Evet evet onu almıştım. Evet. Masent parfüm bu kadar. Masent'ten bugün sizlere tavsiyem sonbahar kış aylarında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz unisex yapıya sahip üst notalarında kakule, zencefil ve bergamot, orta notalarında tarçın, kahve ve mür, Alt notalarında ise tütün, tonka fasulyesi ve vanilya bulunan tütün yaprakları ve kahve karışımının kavrulmuş sıcaklığını hissedebileceğiniz Giorgio Armani'nin Magenta Tanzanite olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırada Ramessa parfüm var. Kocaeli'de satışlarını sürdürmekte bulunan Ramessa parfüm web sitesi üzerinden satış yapmamaktadır. Instagram üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Shopier üzerinden de Ramessa parfüm olarak siparişlerinizi geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfası Ramesa Parfüm olarak geçmektedir. Sayfalarına göz attığımızda neler varmış bir bakalım. Ramesa parfümün Instagram sayfasına geldiğimizde Shopier linkini buradan görebiliyoruz. Shopier linkine tıklayalım bakalım ne çıkacak karşımıza. 520 lira satışı var. Özel ilan demiş. 50 milim parfümleri 270 lira. 15 ml'leri 80 lirayla lira arasında değişmekte. Tıkladığımızda burada herhangi bir detay göremiyoruz sipariş vermek istediğimiz parfümü not kısmını açıklamamızı istiyorlar. Burada Instagram üzerinden sipariş vermek daha mantıklı geliyor bana. Evet parfüme tıkladığımızda parfümün cinsiyeti, muadil kodu ve parfümle ilgili kısa yorumlar bulunmaktadır. Sayfa tasarımı yine güzel. Açıklayıcı mı? Hani şöyle bir bakan birisi için bence yeterince açıklayıcı. Ramesa parfümünün ilginç bir tarafı var. Değişik, çok değişik kokulara yer verebiliyorlar. Yani piyasada arayıp da bulamadığınız bazı kokulara buradan ulaşabiliyorsunuz. Ramessa parfüm de böyle arkadaşlar. Evet, sizlere Ramesa'dan tavsiye edeceğim parfüm arkadaşlar. Meyveli yapısı ile ilkbahar ve yaz aylarında tropikal mango kokusunu yaşamak isteyenler için unisex yapıya sahip olmasına rağmen bir tık feminen bulduğum Wilhelm parfümlerinin mango stickini olacaktır arkadaşlar. Parfümün üst notalarında mango, böğürtlen ve karabiber bulunurken orta notalarında Yasemin, Oris, Lotus çiçeği bulunmaktadır. Parfümün alt notalarına geldiğimizde ise vanilya ve paçuli bizi karşılamakta arkadaşlar. Yaz ayları için mutlaka düşünmelisiniz dediğim parfümlerden bir tanesidir bu. Sırada 13 tane daha muadil parfüm evimiz var. Notlarıma bakıyorum be. Ha bu arada videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelelim şimdi muhabbetini çok sevdiğim ve Ankara'ya yolum düştükçe mutlaka uğramaya çalıştığım Mustafa Çapar abime. Mustafa Çapar abimin firmasının ismi Delamor arkadaşlar. Ankara etlikte çok hoş butik bir dükkanı bulunmakta kendisinin. Yolu düşenlerin muhabbet için bile olsa kendisine uğramasını tavsiye ediyorum. Evet notlarıma baktığımda web sitesi üzerinden satışı bulunmamaktadır. Instagram üzerinden veya WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfalarına baktığımızda Mustafa abimizin Instagram sayfası Delamore parfümde neler varmış. Shopee üzerinden satış yapıldığını görebiliyoruz. Kendi tasarımı olan kriminal şirzat kokularını görüyoruz. Burada Delamore mafyayı görüyoruz. Sayfa tasarımı evet bir tık diğerlerine göre geri kalmış. Shop yerde sadece bir tane ürün görünüyor ama Instagram üzerinden alışveriş yapmanızı tavsiye ederim ben. Gisadayı en başa tutturmuş Mustafa abim. Yine eski tasarımlarını daha çok sevdim ben aşağıdaki görselleri. O şekilde devam etse daha iyi olabilirmiş sayfanın akıcılığı açısından. Yves Saint Laurent Lanuit Delaunay. Şirzat. Mustafa abimin kendi özel tasarımlarından iso esprin olduğu bir parfüm Evet Delamore'da bu şekilde arkadaşlar Delamore'dan size tavsiye edeceğim parfüm arkadaşlar Süper bir parfüm Birçok firmadan denemişsinizdir mutlaka bunu Ama ben Mustafa abimin yaptığı versiyonuna bayılıyorum Ex nihilo'nun Flor de narcotia arkadaşlar Delamore'dan size tavsiyem bu parfüm olacaktır kesinlikle liçi, bergamot ve şeftali ile açılan kokumuz şakayık, portakal çiçeği ve yaseminle ilerlemektedir. Alt notalarına geldiğimizde ise misk, yosun ve odunsu notalarla parfümün uzun ömrünü tamamlamaktadır. Bu kokuyu ben bir seviyorum, bir sevmiyorum. Dolabımda mutlaka bulunuyor. Bazen e, şehir dışı yolculuklarına giderken kullanmayı daha çok seviyorum bu parfümü. Bu parfümü sevmeme nedenlerimden bir tanesi her firmada bulabiliyorsunuz. Her yerde görebiliyorsunuz bu kokuyu. Herkes kullanabiliyor. Hani suyu çıktı diye bir tabir vardır ya. Tam bu parfüm için o tabiri kullanabilirim arkadaşlar. Sırada muadil parfümler içerisinde en son tanıştığım firma olan Lock firması var. Son zamanlarda çeşitli gruplarda öne çıkan firmanın üretmiş olduğu parfümlerde nota geçişlerini rahatlıkla hissedebilirsiniz arkadaşlar. İzmir kökenli olan Caps firmasının bazı parfümleri gerçekten çok kalıcı. Bazıları ise orijinaline yakın derecede 3 saat 4 saat kalabildiğini söyleyebilirim size. Videonun başında size bahsettiğim gibi kalıcılık mı koku kalitesi mi kısmında burada ben koku kalitesi seçeneğini yine aklınızda bulundurmanızı istiyorum. Bugün bahsedeceğim firmalardan fiyat olarak diğerlerine göre bir tık yüksek olan 2-3 firmadan bir tanesi Caps firması. Caps firması web sitesi ve Instagram üzerinden satışlar yapmaktadır arkadaşlar. Hadi bir göz atalım. Evet Caps parfümün web sitesine geldiğimizde çok fazla kafa karışıklığına yer verilmemiş. Erkek, kadın, tester parfümler, nişlerde de aynı şekilde. Evet. 8 çarpı 2 milimlik parfüm setleri bulunmaktaymış. 5 çarpı 5 milimlik parfüm setleri bulunmaktaymış. Nişane Fanyon Flames 1120 TL arkadaşlar. 105 ml. 55 ml. 500 lira. Evet. Fiyatları diğer muadil firmalara göre bir tık yüksek olan bir firma. Ama koku geçişleri ve kalitesi gerçekten çok iyi. Bakalım bir fiyat aralığımıza neler varmış. 55 milim parfümler. Bakayım 600 lira gördüm şu an en düşük. 55 milim 1250 TL'ye de varmış. Wow. Roja Elsium 900 TL. 100 milimlikler 1120 TL. Afrika Nidor 105 milimlikler. Sayfa kalabalık olmuş gibi geliyor ya. Hani bence parfüm olup altında 55 ml ve 100 ml seçeneği olsaydı Masent'te de o dedim sen. Hani bu kadar çok parfüm aramaya gerek kalmazdı diye düşünüyorum ben. Kadın parfümleri de aynı şekilde 55 ml'leri 600-700 TL civarında 1120 var. Niş parfümlerin unisex olanlarına bakalım. 55 ml 1250 TL. 700 TL. 750 TL. 55 ml parfümler diğer firmalarda 350, 400, 450 civarında değişiyor. Evet buradan iletişim adreslerini bulabiliyoruz. Başka gözüme çarpan bir şey var mı? Görünür de yok. Instagram sayfalarına tıklayalım. Instagram sayfalarına girdiğimizde bakalım neler var. Web sitesini Instagram sayfalarında görebiliyoruz. Bir kişiyi takip ediyorlarmış. Bakalım. Sertifikaları. Az önce bahsetmiştim size. Sağlık sertifikalarını hikayeler kısmında paylaşmışlar arkadaşlar. Gerekli belgelerini paylaşmışlar. Değişik güçlü bir tasarıma gitmişler yine. Yeni yıl çekilişi yapmışlardı. Onun kazananlarını duyurmuşlar. Sayfa tasarımı güzel. Ve her e, parfüm için içeriğine uygun görseller yerleştirmişler. Bu benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Parfümler hakkında genel bilgiler var. İçerikleri, notaları. Yani şu görselleri hazırlamanın gerçekten zor olduğunu bildiğim için uğraşmışlar yani. Keystone firmasından size tavsiye edeceğim parfüm unisex yapıya sahip olan yaz aylarında kullanmanızı pek tavsiye etmediğim altını çiziyorum. Şipre ve oryantal yapıya sahip olan bu arada şipre ve oryantal koku ailesi demişken koku aileleri hakkında bilgi almak isterseniz şuradaki linke tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Oryantal yapıya sahip olan diyordum uzun ömrü ve mükemmel silajıyla şipre platin olacaktır arkadaşlar size. Capslock'tan tavsiye edeceğim parfüm. Bu kokuyu kullandığınızda etrafınızda birçok insan farklı yorumlar yapabilir size. Hazırlıklı olun derim. Bir önceki videomda yine Capslock firmasından Nişane'nin Fanyor Flames'inden bahsetmiştim. Eğer bu firmadan Fanyor Flames'i denediyseniz aşağıya açıklamalar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım dediklerim doğru muymuş? Gelelim kimyager Ahmet arkadaşımıza. İstanbul menşeli olan firma Cosmolite web sitesinden ve Instagram sayfası üzerinden satış yapmaktadır. Kimyager Ahmet Şahin tarafından kurulan Cosmolite kozmetik firması 2015 yılından bu yana kozmetik üretimi yapan fabrikalara formülasyon, Sağlık Bakanlığı izinleri ve GMP danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir. 2013'te Esans Arge Laboratuvarı'nda parfüm olarak işe başlayan kimyager Ahmet Şahin, Fransız parfümörlerden aldığı eğitimle beraber sektörde kendi öğrendiği nadir teknikleri de birleştirerek parfümlerini sizlerle buluşturmaktadır. Ayrıca kendi parfümünüzü tasarlamak ve sadece size özel parfümler oluşturmak istiyorsanız koku workshoplarına da kendisinin gitmenizi isterim. Gelelim kimyager Ahmet kardeşimin Instagram sayfasına. Trend yolda satış mağazaları varmış. Bakalım bir burada neler var. Tüm ürünleri mevcut mu? 2, 4, 5, 15, 18 tane falan parfüm var bu sayfada. Ama kendisine yine Instagram üzerinden ulaşırsanız tüm parfüm listesini öğrenebilirsiniz. Ben sordum çok daha farklı kokular vardı çünkü elinde. Trend yol üzerinde yok. Sayfasına baktığımızda genellikle hep parfüm workshoplarını görüyoruz kendisinin. Parfüm atölyelerini. Kendi parfümünü kendin yap. Beyoğlu, Galataport, İstanbul. İstanbul'da olanlar mutlaka Ahmet kardeşimle iletişime geçsinler. Kendi parfümlerini orada çok rahatlıkla yapabilirler. Kendi zevklerine göre. Workshop tarihlerini de takip etsinler burada. Kimyager Ahmet'in Instagram sayfası da bu şekilde arkadaşlar. Kimyager ve Junior parfümler olarak geçiyormuş. Başarılı. Evet. Ahmet Şahin'den size parfüm tavsiyem ne olacak arkadaşlar? Sonya Konstant tarafından tasarlanan, doğal derin notalarına sahip, seksi ve sofistike kokan sonbahar ve kış aylarında kullanabileceğiniz, içerisinde kakule, deri, yasemin, amber, yosun ve paçulinin bulunduğu Tom Ford'un ombre lideri olacaktır arkadaşlar. Buradan deneyeceğiniz parfüm ne EDT ne EDP. İkisinin ortasında bir kıvamda olmuş. Normalde deri parfümlerini çok sevmem ben ama buradan denediğimde gerçekten hoşuma gitti ve hiç rahatsız etmedi güzel de bir genel beğenisi var. Bu firma ile ilgili asıl bombayı sonraki videolara saklıyorum. Adana'ya gidek mi? Gidelim. Adana tarafına gidelim. Adana'da Luxury Extrait'te parfüm Ahmet kardeşime bir selam verelim. Yine butik bir firma olan Luxury Extrait'te parfüm firması genellikle hep ilklere imza atmıştır. Ahmet kardeşime bulamadığınız her koku hakkında mesaj atabilirsiniz size bir çözüm önerisi kesinlikle olacaktır. Ürün yelpazesi çok geniştir. Instagram üzerinden satış yapmaktadır. Web sitesi bulunmamaktadır şu an için kendisinin. Ve sırada Luxury Extrait de Parfüm. Shopier üzerinden satışları bulunduğunu görüyoruz. Burada bakalım bir neler varmış. 220 TL civarı parfüm fiyatları görünen. Bakalım bakalım. 11 tane ürün varmış burada da kendisinde yüzlerce ürün var yani hani oraya eklese olabilir ama gerçi orların trend yolun çalışma mattını, Shopee'nin çalışma hiç bilmiyorum. Duyuru neymiş acaba? Artan enflasyon, ambalaj giderleri ve yükselen ham madde maliyetleri nedeniyle üzülerek bir fiyat ayarlaması yapmak zorunda kalacağız demiş kendisi. Bütün firmalar yapıyor ister istemez artık. Yani onunla alıştık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yunuklakşiri Kutay. Nişane Wongcha Boys Imperial. Amajlar, Rojalar, Ünlüklak İstanbul'u, Zoologist Camel, Mahi Devran, kendi ürettiği parfümleri de vardı. Ahmet'in evet, bu onlardan bir tanesi Mahi Devran. Üst notaları, orta notaları, alt notalarda hangi not kokuların kullanıldığı gösteriyor. Luxury Extract'e parfüm firmasından size tavsiyem güzel bir yaz parfümü olacak arkadaşlar. Aromatik narinciye yapısına sahip sıcak yaz günlerinde iltifat almak için tercih edebileceğiniz bergamot ve limonla açılan, lavanta ve portakal çiçeği ile ilerleyen, misk, sedir ve tonka fasulyesi ile son bulan Orto Paris'in bergamaskı olacaktır. Kütahya civarında yaşayan arkadaşlar size mükemmel bir haberim var. Yakın olmayanlar da çok dert etmesin kendileri size bir mesaj kadar uzaklıkta. Evet sıradaki bahsedeceğim parfüm Adens firması arkadaşlar. Adens parfümle yaklaşık 2 yıl önce tanıştım. Kendilerine Instagram ve Whatsapp üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Instagram sayfalarına baktığımızda 2000 yılından bugünleri sloganı ile başlamışlar. WhatsApp numaraları var. WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz kendilerine. Sayfa tasarımları diğerlerinin yanında bir tık sönük kalmış gibi geliyor. Ama sonuçta baktığınızda her türlü anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyorsunuz. Aa, burada kayalı varmış ya. Vanilla 28. Bunu denemek istiyorum. Bunu sipariş geçmem lazım arkadaşlar. Güzel kısa bir açıklama yapılmış bununla ilgili de. 100 Blue Elektrik, Wanted, YSLY ve ki arkadaşlar. Bakalım 2000 yılından günümüze kadar uzundan koku serüveni. Firmamıza ait bütün ürünler İFRA tarafından onaylanmış diyor. Sağlık Bakanlığı bildirimleri tam ürün takip sistemine kayıtlı ve barkodludur diyor. Az önce bahsetmiştim size zaten. Sağlık Bakanlığı onaylı oluyor çoğu diye. Aşağı tarafların sayfa düzeni bence çok daha hoşmuş. Sonradan biraz değişmiş. bilmiyorum yani sadelikten yana olduğum için hep Aşağı taraf çok daha hoş geldi gözüme. Evet, Adens parfüm de böyle arkadaşlar. Adens parfümden sizlere tavsiyem başrollerinde yüzünün bulunduğu yüz ifadesini kullanınca birçok kişi hangi parfüm söyleyeceğimi tahmin etmiştir bile. Ama devam etmek istiyorum. Temiz ve fresh yapısı ile 1994'ten bu yana Kimsenin hayır diyemediği en iyi odunsu akuatik yapıya sahip parfümlerden bir tanesi olan Issey Miyake'nin Laudeyse Perron olacaktır arkadaşlar. Bu parfümü şimdiye kadar hiç denemediyseniz ilkbahar ve yaz aylarında bu parfüme bir şans vermenizi kesinlikle istiyorum. Bu parfümü kullananlar da nasıl güzel olduğunu aşağıya yazabilir. Sırada İstanbul kökenli Gloria Parfüm var arkadaşlar. Bu firma ile tanışmama sebep olan Erdal Şahin kardeşime ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Gloria Parfüm'ün Kütahya bayisi ve ben genellikle siparişlerimi Erdal Bey'in kendi parfüm sayfası olan Instagram üzerinden Class Parfümeri'den veriyorum arkadaşlar. Ama Gloria firmasının kendi web sitesinden ve Instagram sayfasından satışları devam etmekte. İster oradan alabilirsiniz, ister Erdal Bey'den alabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Evet, Gloria Parfüm web sitesine hadi bir göz atalım. Ve Gloria Parfüm sitesinde en çok durduğum firma bu oldu büyük ihtimalle. Birçok çeşit var. 3 al 2 öde kampanyası var. 2022 parfüm listesi, top 20 parfüm, imza kokunu bul, parfümör seçimi. Evet, kişisel bakım için erkek vücut spreyleri var, kolonya setleri, cam kolonyalar, pet kolonyalar. Niş parfüm setleri, niş konsantre parfüm demiş. Bu nedir acaba? Mask Noir 20 ml unisex konsantre parfüm 129 TL. Bunları hiç denemedim arkadaşlar. Hiç yorum yapamayacağım bu konu hakkında sizlere. Deneyenler olursa, varsa açıklamalar kısmına yorum yaparsa sevinirim. Evet, erkek parfümlerine bir göz atalım şöyle. 55 ml parfüm 229 TL. İndirim varmış herhalde. 330'dan 229'a düşmüş. Parfümlerin renklerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maviler, sarılar, yeşiller, pastel renkler. Bunlar sizi aldatmasın. Parfümün kokusuyla hiçbir alakası yok. Firmanın kendi özel zevki diyebilirim yani. Bu şekilde uygun görmüşler tahminimce. Bence hoş olmuş yani. Paketlemeleri ve kutlamaları gerçekten gayet güzel. 100 ml parfümümüz 600 TL'ye çıktı burada da. Koku ailesi diye bir sayfa açılmış. Koku aileleri hakkında bilgi almak isterseniz buraya girebilirsiniz. Özel servis, parfümünü bul, ortam kokunu keşfet, imza kokunu keşfet. Merak ettim. Parfümünü bul. Bakalım neler varmış. Hangi parfümün, markanın parfümünü kullanıyorsunuz? Hı. Hmm. Parfüm içeriği var burada gördüğüm kadarıyla. İmza kokunu keşfet. Bakalım bu detaylı bir şeye benziyor arkadaşlar. Yaşınızı belirtiniz imza kokunuz için önemlidir. Hadi dolduralım bunu ya bir. Dört mevsim olsun kokumuz. En yakın arkadaşından seni tek kelimeyle özetlemesini istesek cevabı ne olurdu? Ne olurdu? Eğlenceli olabilirim, etkileyici olabilirim, sıcakkanlıyımdır, doğalımdır, çekiciyimdir. Ya bunların hepsi beni kapsıyor ama hepsini seçemeyeceğim için sadece etkileyici seçiyorum arkadaşlar. Ne tür kokulardan hoşlanırsınız? aromatik seçmek istiyorum bunda da. En çok kullandığınız parfüm marka ve modelleri en çok kullandığınız parfüm marka ve modelleri nelerdir demiş. Tabii benim klasiklerim arasında vazgeçilmeyen D.H. Hey, Remember Me, başka ne yazabilirim acaba böyle. Böyle sorunca hiç aklıma gelmiyor ya. İki tane yetmez mi acaba? Şöyle bir bakayım bir etrafıma hangi parfümleri yazabilirim acaba? Dior Home Intense yazdık, Remember Me yazdık. African Leader yazabiliriz, evet. Başka, başka, başka. Girl Line La Homme Ideal. Bunun orijinalini almıştım arkadaşlar. Daha doğrusu da hediye geldi. Güzel parfümdür. Çok severim. Ve son olarak da hani bir tane de yazdık tarzda. Madem 4 mevsim kokusu istiyoruz aromatik dedik. Givenchy Incense Ultramarine'i ekleyelim buraya. Hangi burçtasınız? Kesinlikle ikizler yükselenimde. Aslan. Cinsiyetiniz erkek. Adınız soyadınız. Hemen girelim. Yaşınızı belirtiniz. Yaşım 44 arkadaşlar. Telefon numaramızı yazalım buraya. Ve gönderelim bakalım. Videoyu çekmeden yetişecek mi? Merak ediyorum. Video çektiğimizde yetişmiş olursa sizinle paylaşırım arkadaşlar ne olduğunu. 1-3 iş günü sürdünüz görüyorum burada. Bakalım cevap verecekler mi? Evet. Afrodizyak parfüm mü? Afrodizyak parfüm. Hani bu siteden bu yazıyı duymak istemezdim ama Afrodizyak parfüm. Erkek afrodizyak etkili parfüm içerisinde yer alan afrodizyak insanların çeşitli duygularını açığa çıkarma konusunda tetikleyici olabiliyor. Günlük kullanım, sosyal ortam, her mesafesine uyan falan filan ürün grubu afrodizyak etkili grup demiş. Ama bunu duymak istemezim açıkçası. Body Mist'ler varmış burada. Yani çeşit olarak gördüğüm en fazla çeşit olan firma diyebilirim size. İki tane şubesi görünüyor. Cennet şubesi ve Laleli şubesi Fatih İstanbul'da. Katalogları da gayet güzel. Lorinla Paris var. O da farklı bir firması galiba. Yazı fontları falan benim çok hoşuma gitti ya Gloria Parfüm'ün. Kutu tasarımları, kutuların üstündeki yazılar, renkler. Tam benlik böyle. Gloria Parfüm'de ne kadar çok durduk üstünde arkadaşlar ya. Sayfası gerçekten çok dolu dolu yani. O yüzden biraz incelemek zorunda kalıyoruz. Size de fikir olsun diye. Evet. Gloria Parfüm'ün Instagram sayfasına gidelim bakalım bir. Takip etmiyormuşuz. Takip edelim. Ayıp olmasın değil mi arkadaşlar? Görseller güzel. Bir dağınıklık var gibi. Çok daha iyi olabilir bence. Instagram sayfasında diğer firmalarda olduğu gibi koku açıklaması olsa çok daha iyi olabilirmiş. Ya bunlar tabii benim şahsi fikrim. Yani hani bir alıcı olarak oraya tıkladığımda Parfümün içeriği nedir? Hangi kokudur? Hangi mevsime uygundur? Görmek isterim açıkçası. Evet Gloria parfümle böyle arkadaşlar. Gloria parfümler sizlere tavsiyem 4 mevsim çok rahatlıkla kullanabileceğiniz gençlerin çok sevdiği genel beğeniye uygun açılışında limon zencefil, lavanta ve nanenin başrol oynadığı, orta notalarda elma, ardıç, kakule ve sardunya ile devam eden, tonka fasulyesi ve vetiver ile son bulan, Dior Savage, Versace, Eros, YSL, Lanouit, sevenler için yeni bir alternatif olacak olan Azaro Wanted'tır arkadaşlar. Bu kokuya Gloria insan mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve şöyle uzaklara gidelim. Artvin'e doğru gidelim. Artvin'de parfümün ne işi var dediğinizi duyar gibiyim ama ülkemizin her yerinde çok güzel işler yapan arkadaşlarımız var. Bakalım hemen bir. Fiyat performans odaklı Tutaste firmasına geçiyoruz şimdi. Eser kardeşimin kurmuş olduğu Tutaste firmasına. Yaptığı ürünleri Instagram ve web sitesi üzerinden satışa sunmaktadır. Hadi hep beraber öncelikle bir sayfalarına göz atalım. Eser kardeşimin Tutaste'sine özelparfüm.com Ortam kokuları Prime serisi olmak üzere çeşitli kokuları bulunmakta. 50 ml parfüm 250 TL. 190 TL. Hani fiyat performans açısından alınabilecek muadil firmalardan bir tanesi. 50 ml 400 TL ki ekstra versiyonu Prime serisi 50 ml 400 TL. Kimi firmalarda 1000-2000 liraya kadar çıkabiliyordu. Prime serisinden de güzel kokuları var. Mini boy 15 milimlikler 130 TL demiş. Hmm. Çok satanları listelemiş buraya. Onlara da bakabilirsiniz. Parfümleri mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ediyorum yani. 3 ay falan dinlendirebilirseniz gayet kendine gelir. Bakayım Instagram adresi var mı? Yok. Direkt Instagram sayfasına gidelim. Sayfa tasarımı görseller gayet yerinde. Web sitesini yazmış. DM'den dönüş yapmıyoruz diyor. WhatsApp üzerinden iletişime geçin bizimle diyor. Ben Haligon Sartor ya. Hilsam Hilsam. Burada çok detay paylaşmamış. Web sitemize gidip oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz demiş kendileri. Tommy Hilfiger Impact. Müşteri yorumlarına da dönüşlerini yapmışlar. DM'den dönüş yapmıyoruz diyor. Aklınızda bulunsun. Tutas denen sizlere tavsiyem ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Orta derecede yayılma ve kalıcılığa sahip olmasına rağmen benim çok sevdiğim bir koku. Odunsu bir yapıya sahip olmasına rağmen içeriğindeki tuz ve minerallerle mavi kokuları sevenler için harika bir alternatif olacak olan Valentino'nun Umu Borny'in Roma'sı olacaktır arkadaşlar. Bu parfümü 4 mevsim çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birazcık goy goy yapabiliriz. Bakalım şöyle bir. Ay. Evet. DM'den bir sürü film hakkında yorum yazıyorsunuz. Bunların başında Malikan geliyor arkadaşlar. Denemedim. Ee, Rene parfüm var. Onu da denemedim. Ee, bu videoyu hazırlaması uzun sürdü. Hazırlığı da uzun sürdü. Videonun kendisi de uzun. Olsun. Güzel şeyler çıksın ortaya. Herkes yeni yeni parfümler keşfetsin. Sıkıntı yok. Bu arada firmaların Instagram sayfalarını söylemişken şahsi sayfam olan Aykut Över'i ve parfüm sayfam olan Bay Şapkalı'yı takip ederseniz de sevinirim. Sırada İzmir kökenli Akın kardeşimin kurmuş olduğu PRS firması var arkadaşlar. Akın kardeşimle telefonla sürekli konuşuyoruz veya yazışıyoruz. İkimizin de ortak bir sıkıntısı var. Büyük bir sıkıntı hem de kargo ücretleri arkadaşlar. Bir parfüm göndermeye kalkıyorsunuz 150-200 lira tutuyor. Oh, gerçekten zor durumlar. Yapacak bir şey yok. PVS firmasını ben ilk masent videomdan sonra gelen yorumlar üzerine keşfettim arkadaşlar. Ee, Facebook'ta bulunan Muadil Parfüm Müdavimleri diye bir grup var. Az önce de bahsetmiştim size. Burada duymuştum bu firmanın ismini. Dedim kimmiş, ne diyeymiş diye baktım, siparişler verdim. Sürekli de veriyorum hala kendisinden. Gayet kaliteli işler yapıyor. Kendisine Instagram ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitesi bulunmuyor. Hadi Instagram sayfasına bir göz atalım. WhatsApp üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz. Burada yine uygunluk belgelerini, hikayesini sabitlemiş. Profiline sabitlemiş. marka patentine kadar hepsinin sayfasında paylaşmış arkadaşlar. İlk sayfada parfümlerin 5 ml esans fiyatı 80, 70, 270, 110 ml'i 450 lirayla 850 TL arasında değişiyor. Daha pahalı olan var mı acaba bakalım bir. 450, 450, 530 olanlar var. 900 TL olan var bir tane ortalama 450 TL civarı. Kargo ücretinden çok muzdarip oluyoruz şu anda hep beraber. Parfümler hakkında kısa bir bilgi vermiş burada. Kendi yorumunuz farklı olabilir diyor. bunu paylaşım şeyler, şahsi fikirlerim. Sizin yorumunuz farklı olabilir diyor. Her parfüm için geçerli bu zaten. Sayfa biraz karanlık geldi bana. Son taraflarda biraz sayfa düzeni bozulmuş ama parfümler bozulmadan devam ediyor. PRS'de de bu şekilde arkadaşlar. PRS'den size tavsiye edeceğim parfüm arkadaşlar. Birçoğunuz şunu söyleyecek, bunu söyleyecek diye aklından geçiriyor ama ilk parfüm birazcık hem genel beğeniye uygun olsun istedim. Hem dört mevsim kullanabilsin. Hem de gençler tarafından sevilsin istedim. Bu parfümümüz hangisi biliyor musunuz? Ha notlarımda bir şey gördüm. Ee, bu parfümü orijinalini kullanan bir arkadaşıma dedim buradan al demiştim. Aldı. Kendisi yurt dışı gezisine gittiğinde klapta e, falan takılırken o gece klapta 3 kişi 4 kişi dediğim PRS'den aldığı parfümü sormuş kendisine. Bana oradan yazdı. O akşam yazdı. Oğlum dedi falan filan işte böyle böyle bak işte hani parfüm almıştım 3-4 kişi sordu. Gerçekten yıllardır orijinali kullanıyorum bu kadar etkilisini görmedim demişti. Yani beni yanıltmadığı için de Akın'a teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkartmadı yine. Evet bu parfüm hangisi deyip söyle dediğinizi duyar gibiyim. PRS'den tavsiyem Dior Savaş Katili olarak geçen. Ah, Prada'nın Lunarosa Carbon arkadaşlar. Genellikle bu iki parfümü kıyaslıyorlar ama bu iki parfümün açılışı dışında diğer kısımları bence hiç benzemiyor. Aromatik fujer yapısına sahip olan Prada Carbon'daki Ambroxan Savage'a göre biraz daha törpülenmiş ve daha kullanılabilir hale almış diyebilirim. Övgü alma garantili sportif kokuları seviyorsanız kesinlikle Prada Carbon'u denemenizi tavsiye ediyorum bu parfümü daha önce kullananlar veya bu videodan sonra kullanmış olanlar lütfen görüşlerinizi aşağıya açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına yazın. Ben de merak ediyorum. Bakalım gençler tarafından sevilecek mi? Evet, PRS'den bahsetmişken çoğu forumda fanatikleri oluşan bir firma daha var. MFY. Mehmet Fatih Yazgan kardeşimin kurmuş olduğu MFY firması. İstanbul kökenli butik bir firma yine e, muadil parfüm camiasında şeye dönüştü bu artık bu. Hani çayla simit muhabbeti falan var ya PRS ile MFY acayip fanatikleri var ikisinin de. Neredeyse hani böyle yok bizim MFY daha iyi yok PRS daha iyi ama sakin olun hepsinin çok iyi yaptığı kokular var arkadaşlar. Evet PRS firmasının Notlarıma baktığımda şöyle. İstanbul Yeniköy'de çok güzel bir kafeterya açtılar. Parfüm kafe olarak geçiyor. Oraya gittiğinizde kahvenizi yudumlayabilir. Parfümleri deneyebilir ve satın alabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Yeniköy'de olanlara duyurulur. Tam adresi Instagram sayfalarında bulunuyor arkadaşlar. Ha bu arada sayfalarına gitmeden önce ufak bir not düşmek istiyorum. E, 55 milimlik satışları var. 100 milimlik satışı bulunmamaktadır. MFY'nin aklınızda bulunsun. Hadi sayfalarını bir göz atalım. MFE parfüm. Web sitesine gittiğimizde bakalım mi ne varmış? 400 lira üzeri alışverişlerinizde kargo bedava. 2 adet. Ha MFE'nin şöyle bir şeyi var. Her şişeli parfüm aldığınızda 2 adet 5 ml hediye gönderiyor size. Bu hediyeleri kendiniz seçebiliyorsunuz. Not düşebilirsiniz. Hediyelerim şu parfümle şu parfüm olsun diye. Direkt Onları paketleyip gönderiyor size. Kullanıcı yorumları var da orada. Gayet düzgün bir sayfa yapısı var. Üçlü bir kullanım yapmış. En sağ tarafta parfümörler ve parfümlerle ilgili bilgiler var. Diğer iki tarafta da parfümlerin kendisi var. Rosen de Matteo, François Domacchi. François Domacchi benim en sevdiğim parfümörlerden bir tanesi. Niye? Çünkü Dior Home Intense'i imza atan kişi kendisi. Sayfa yapısı gayet İdeal. Evet MFE de böyle. MFE firmasından sizlere tavsiyem fujar yapısına sahip oryantal odun su koku ailesine ait olan Üst notalarında lavanta, karamel ve tarçınla birleşen orta notalarında baharatlar ve menekşenin dans ettiği alt notalarına geldiğimizde ise süet, vanilya ve kehribarın karşıladığı sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmesi olacağına inandığım Giorgio Armani'nin Emprio Armani Stranger With You installisi olacaktır arkadaşlar. Sırada yine İzmir kökenli sloganları. Merhaba Magnoramalılar olan Magnorama firması. Kendileriyle 2-3 yıl önce tanıştım yine Magnorama firmasıyla. Çok güzel kokuları var. Buradan kadın parfümleri de sipariş etmiştim. Gayet güzeldi arkadaşlar. Hatta e, bir kadın parfümünü oradaki erkeklerinde çok severek kullandığından bahsetmişlerdi bana. Web sitesi ve Instagram üzerinden satışları var. Hemen hızlıca... bir Hemen hızlıca sayfalarına bir göz atalım arkadaşlar. Ve gelelim Kahraman Magna Romalılara. Magna Roma Parfüm'ün Instagram sayfasına girdiğimizde genellikle Instagram'da çok aktifler. Reels'leri ve hikayeleri çok fazla kullandıklarını görebiliriz. Müşterilerle bu tarz iletişim konusunda en aktif firmalardan bir tanesi diyebilirim size. Parfümlere kendi isimlerini veriyorlar. Ama söyledi sorduğunuz zaman da yardımcı oluyorlar size. Abracadabra parfümümüzün ismi. Abracadabra hangi parfümün benzeri biliyor musunuz? Web sitesine girdiğimizde göreceğiz onda. Hikayelerine baktığımızda müşteri beğenilerini görüyoruz. Molekül 02 satın al linkleri mevcut web sitesine girelim bakalım bir. Premium Niche parfümler keşfet. Beşli Premium niche, niche set 1150 TL arkadaşlar. Bunlar 10 ml olması lazım yanılmıyorsa. Daha önce almıştım çünkü ben 10 ml diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. En çok iltifat alan parfümler diye bir hane var. Evet parfümlerin kendi verdikleri isimler üstte. Orijinal isimleri de alt tarafta görebiliyorsunuz. Fresh parfümler. Oriental, odunsu, narinci, çiçeksi, baharatsı. Hangisini istiyorsunuz? Narinciye tıkladığınızda narinci kokulu parfümler direkt burada bizi karşılıyor. Bence güzel bir şey olmuş. Çok fazla dolandırmıyor sizi. 1964 Naxos'un 10 ml arkadaşlar 259 TL'ymiş parfümle ilgili genel bilgiler vermişler. Kadın parfümlerine geldiğimizde designerların fiyatları 429 TL ile 639 TL arasında değişiyor. Bu da çok güzel olmuş ya. Parfümün üstüne geldiğinizde direkt notaların çıkması ve koku tanımı gayet hoş olmuş yani. Fiyat artan premium niş parfümler gelelim bakalım premium niş parfümlere. Abrakadabra Taygarmış arkadaşlar. Poseidon, Megmar. Fiyat artan dediğimizde bakalım bir şey değişiyor mu? Minimum 259 TL. Bu da 10 emeli yanılmıyorsam. Artan zaman kısmı çalışmıyor herhalde. Ya da ben beceremedim. Tüm ürünler dediğimizde yan tarafta da sınıflandırılmış bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Magnorama da böyle. Magnoramalılara tavsiyem. Aromatik akuatik yapısıyla son zamanlarda hemen hemen herkesin çok sevdiği, kullanıcılar tarafından burun kıvrilmesine sebep olabilecek yapıya sahip parfüm kullanmaya yeni başlayanları çok zorlayacak en iyi sucul parfümlerinden bir tanesi olan Orto Paris'in Megmar olacaktır arkadaşlar. Evet ve gelelim İzmir'den Afyon Afyonkarahisar'a doğru geliyoruz ve Soner kardeşime bir selam çakıyoruz. Bakalım notlarımıza şöyle. Ve karşınızda Maria Parfüm arkadaşlar. Daha önce Bella Femme Maria olarak geçiyordu ama ismini değiştirdi. Maria olarak yeniden karşımızda. Kendileri Instagram üzerinden satış yapmaktadır. Hızlıca sayfalarına bir göz atalım. Ve gelelim Soner kardeşimin Instagram sayfasına. Maria Parfümer Official ofisel ya da neyse bakalım herhangi bir takip şeyi yok daha önce Bella Femme Maria olarak geçiyordu sonradan ismini Maria Parfüm olarak değiştirdi genellikle par gönderdiği parfümlerde size böyle bir kart gönderiyor markasınının hikayesinden de bahsediyor kendisi yurt dışına gitmeyi niyetinde inşallah buralarda kalır ya da gider hayırlısı neyse olsun ya kendisi nasıl mutlu olacak söyle olsun Burada kalırsa kokularını kullanmaya devam edebiliriz. Yurt dışında olursa da yurt dışında da yine aynı parfüm işine devam edecek diye düşünüyorum. Devam ederse de yolu bahtı açık olsun orada. Evet, Maria parfüm de bu şekilde arkadaşlar. Evet, Maria parfümden size hangi parfüm tavsiye edeceğim arkadaşlar? Bugün birazcık farklı kokulara da yer vermek istiyorum böyle. Hemen hemen herkesin bilmediği ama benim çok hoşuma giden kokulardan bahsetmek istiyorum. Maria parfümden sizlere şipriye yapıya sahip olan bir parfüm önereceğim. Sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz açılışında Rum, Hindistan cevizi ve şili biberi bulunan, orta notalarında tütün yaprağı ve paçuli ile ilerleyen, temel notalara geldiğimizde temel notalarda görmeye pek alışık olmadığımız kiraz, benim en sevdiğim vanilya ve amber bulunmaktadır. Tom Ford'un tobacco vanilyasını, Sergio Lutis'in şarjiyesini ve Bakarat Rouge 540'ı seviyorsanız bu parfümü kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Maria parfümden size tavsiye edeceğim parfüm. Mazzone parfümsün. Velender Laurent olacaktır. Bu parfümü kesinlikle denemenizi istiyorum. Ben bayıldım açıkçası. Evet tekrar Ankara'ya geliyoruz. Massant ve Gloria parfüm gibi yine kurumsal olarak ilerleyen en yaygın mağaza ağına sahip olan firmaya geldik sıra. Hepinizin iyi bildiği Med Parfüm var sırada. Bulunduğum yer olan Ankara Polatlı'da bir tane Med Parfüm mağazası var ve her gittiğimde kendileri de çok iyi karşılıyorlar, çok yardımcı oluyorlar. 2-3 tane farklı koku denedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ankara Polatlı Med şubesine ayrıca bir teşekkür gönderiyorum. Hızlıca Med Parfüm'ün web sitesine bir göz atalım arkadaşlar. Neler varmış, neler yokmuş bir bakalım. Med Parfüm'ün Instagram sayfasına geldiğimizde web sitelerini adresi bulunuyor. Bir kişiyi takip ettiklerini görüyoruz. Med Perfume Official Germany'yi takip ediyorlar. Siteleri gayet şık. Renk uyumları çok iyi. Ex Nihilo'nun kutularını andırıyor şu beyaz mavili olan kısımlar. Mumları gerçekten kaliteli görünüyor buradan. Ürün çekimleri çok iyi. Sevdim. Gerçekten başarılı. Niş kutuları bunlardı arkadaşlar. Bugün bir tane parfümünü denedim. Çok hoşuma gitti. Bir dahaki videoda ondan bahsedeceğim size. Met parfümün web sitesine girdiğimizde tek fiyat 99 TL ama niş parfüm alımlarında body mist 200 milim kolonya ve 50 milim ortam kokuları demiş. Online özel. 50 milim parfümleri 260 TL civarı. 100 milim selektif parfümü 849 TL narkotik 100 ml. 380'e de var. 260 liradan başlıyor gördüğüm kadarıyla. İkinci üründe %50 indirim diyor. Niş kokular, ortam kokuları, araç kokuları, saç parfümü. Çeşitler bu şekilde. Niş parfümlere baktığımızda 2299 TL 50 ml. Ruh, bu gerçekten yüksek yani. Gerçekten yüksek. Şah 50 milim 1449 TL. Bakarat ruj 1000 TL 100 ml. Niş parfümleri ortalama 1000 lira civarında. 800-900-1000 lira arasında değişiyor. Evet şöyle bakıyorum. Moleküller galiba onlarda. 30 ml'ler de var. 100 milim, 50 ml ve 30 ml olarak satışları bulunuyor. 100 ml'ler ortalama 1400 liraya da var. 900 liraya da var. Bakalım şuradan bir şey değişecek mi? Fiyat artan azalan diye değişmiyor ya. Medmar 2299 TL en yüksek parfümü. En cüz parfümü de 399 TL. 400 lira yani niş parfümlerde o şekilde arkadaşlar. Parfümlerin üstüne tıkladığımızda açıklamalar gayet yeterli. Odunsu mare. Selektif parfümlere baktığımızda 50 ml 100 ml olarak bulunuyor. 380 lira civarında ortalama fiyatları var. Ev yaşamda mumlarını merak etmiştim ben. Hediye setlerinde ne varmış acaba bakalım şöyle bir. Halloween Collection diyor içerisinde hmm. evet çok göremedim ben muma bakacaktım ya medim mağazaları 126 adet AVM mağazası 68 adet AVM kiosk mağazası bunları saymaya kalkamam arkadaşlar ben ya her yerde var hemen hemen şu ana kadar parfüm ağı en geniş olan firmalardan bir tanesi Met. Sayfanın sonu gelmiyor. 85 tane cadde mağazası ve 18 farklı ülkede satışları bulunmaktaymış. Evet. de bu şekilde arkadaşlar. Hadi renkleri çok hoşuma gitti benim. Met parfümden sizlere tavsiyem 2016 yılında piyasaya çıkan amberli bir yapıya sahip olan altında Francis Kirk Dijian'ın imzası bulunan sonbahar ve kış aylarında vazgeçemeyeceğiniz Grand Soyer olacaktır. Eğer Bakarat Ruj 540'tan sıkıldıysanız bu parfüme mutlaka şans vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve uzun bir videonun sonuna geldik olduk. Son olarak tekrar Bursa tarafına gidiyoruz. Yine butik olarak hizmet veren Emre Geldi kardeşime gidiyoruz. Emre Geldi'nin Instagram sayfasına hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Neler varmış neler yokmuş bir bakalım. Emre Geldi'nin sayfasına geldiğimizde hikayelerine bakalım bir neler varmış. 6 ay dinlenmiş Aventus. Logosunu yenilemiş bildiğim kadarıyla. Ex hedonist. Logosunu yenilemiş. Sayfa tasarımı gerçekten çok iyi olmuş. Görseller çok güzel olmuş. Parfümlerin koku ailesi hakkında bilgiler var. Koku piramidi hakkında. Cinsiyet, hangi mevsim kullanılabileceği ve parfümün içeriğiyle ilgili bilgilere çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sayfası yeni olduğu için çok fazla detaylandırılmamış gibi geldi bana. Evet. Görseller gayet güzel. Sayfa ilgi çekici yani. Parfüm listesi için DM demiş arkadaşlar. Parfüm listesi için DM'e uğrayın Emre'ye. Emre geldiğinden size tavsiyem vintage yapıya sahip olan alışık olmayan burnlar için biraz zorlayıcı sayılabilecek gerçek bir pani kokusunu alabileceğiniz yine sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Zoologist'in civeti var arkadaşlar. Zoologist, Civet diğer zoologist parfümlerine göre kullanılabilirliği bence daha iyi. Diğerlerindeki animalitik yapı çok rahatsız edici olabiliyor. Ama Civet'te bu rahatsızlığı çok almadım diyebilirim sizlere. Evet. Uzun bir videonun sonuna geldik. Bayağı yoruldum. Yaklaşık 3 saattir falan video çekiyorum. Neyse bitince kaç dakika düşeceğini hep beraber göreceğiz. Yine şuradan bir bakayım bir notlarımda unutmadan bir şeyler var mı? Evet. Videonun burasına kadar gelebilen herkese teşekkür ediyorum. Bu videoyu hazırlarken kendi deneyimlerim yanı sıra diğer kullanıcıların deneyimlerini de göz önünde bulundurduğumu bilmenizi isterim. Her firma her parfümü güzel yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bana soruyorsunuz abi şu firma mı çok iyi, bu firma mı çok iyi, bu mu çok iyi? Hepsi çok iyi arkadaşlar. Hepsinin çok güzel yaptığı kokular var. Ama Deneyimlemeniz gerekiyor işte veya dediğim gibi ilk başta söyledim bunu parfüm gruplarında bir araştırmanız gerekiyor. Şöyle de bir yanılgıya düşmenizi istemiyorum. Çoğu kişi bu parfümlerin orijinallerinin kokusunu bilmiyor bile. A firmasından bir parfüm alıyor, B firmasından alıyor, C firmasından alıyor aynı parfümleri. Kendi zevkine göre A firmasındaki hoşuna mı gitti? A firmasının parfümü çok güzel diyor. Ama bu güzel dediği parfümün orijinalliği hiç alakası olmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz sevdiğiniz kokuları kullanmaya devam edin. Ve başkasının tavsiyesiyle kesinlikle parfüm almayın. Her zaman söylüyorum bunu. Denemeden parfüm almayın arkadaşlar. Ve son olarak unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.